Artık bütün oyunlar Türkçe. Nasıl mı? Size hemen anlatacağım. Bir program keşfettim. Bu program Mort adında bir program. Bu programla ekranımızda gördüğümüz İngilizce olan bütün yazıları anında Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Dolayısıyla oynadığımız oyunlarda Türkçe olmaması probleminde artık bu şekilde çözmüş olacağız. Evet yapay zeka destekli bir program ancak yine de oyunu algılayabilmek adına bize çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi eğer abone olup videoya like attıysan mortu kullanmayı sana öğretebilirim. Videoyu beğendin mi? Beğen. Abone oldun mu? Ol. Yoksa bundan sonra bunu alırsın. Öncelikle açıklamada verdiğim linkten bu programı indireceksiniz arkadaşlar. İndirdikten sonra RAR'dan çıkaracaksınız ve programı egzesini açacaksınız. Mort diye zaten yazıyor. Sonra ama üstüne benim gibi kısa yol atarsınız ve çift tıklayıp açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran geldi. Şimdi şurada da bir ekran var. Ben size onu da göstereyim. Şöyle. Bakın. Böyle 3 tane ekranım karşıma geldi. Evet sol tarafa geldiğimizde burada General Text Additional gibi bir yerler var tamam mı? Buradaki sekmeler var. General'a giriyoruz. Şurada OCR yazan yeri hemen Win OCR Recommended diye seçiyoruz. Daha sonra şurada Translated Setting'de Type'ı Basic Google'dan Deeple'a çekiyoruz. Deeple çünkü yapay zeka çeviride en iyi sonuçları veriyor arkadaşlar. Evet daha sonra buradan Text'e geliyoruz. Text'e. Ben buraları elemedim. Default olarak ayarladım. Ama e, font'u ve nasıl görüneceğini, boyutunu bunları ayarlayabiliyorsunuz. Oyuna girdikten sonra beğenme, beğenmezseniz eğer ona göre ayarlarsınız. Sonra burada Additional var. Burası çok önemli arkadaşlar. Şurada Processing Speed'i Fastest yapacağız. Yani en hızlı şekilde. Çünkü oyun oynarken anlık hemen görmek istiyoruz yazılanları. Bunu da ayarlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra... Translation'a giriyoruz ve Translation'dan layer yapıyoruz ki burada bir katmanlı olarak görünsün. Zaten Layer olarak ayarlı, buraya yerlemezsiniz. Katmanlı olarak görünsün ve anlaşılır bir şekilde karşımıza çıksın. Google Translator, Basic, burada ben İngilizce, Türkçe diye ayarlıyorum. E aslında DeepL'ı kullanacağız ama yine de ne olur ne olmaz diye orayı da İngilizce, Türkçe olarak yaptım ben üst taraftakini. Ama asıl bizi burada kullanacağımız şey bu DeepL çeviri. Evet dostlar, şimdi bizim burada yapacağımız şey... Bu kadar. Bu quick reading falan buralar gereksiz. Buradaki ayarlarımız tamamsa hemen apply diyoruz ve complete de tamam diyoruz. Bu böyle kenarda dursun. Sonra bizim asıl işimize yarayacak yere geliyorum. Şuradaki search'e tıklıyorum arkadaşlar şu menüdeki. Search'e tıkladığım zaman add OCR araya diyor. Yani bir OCR çevirme yeri bana göster diyor. Nereyi çevireceğim diyor. Buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Şöyle bir çizgi çekiyorum arkadaşlar. Bir kutucuk oluşturuyorum. Gördünüz mü? Bu kutucuk bakın üstü siyah bir kutucuğum var. Şunu aşağı indireyim. Üstü siyah bir kutucuğum oluştu. Bir de şu oldu. Bu nedir biliyor musunuz? Bu benim oluşturduğum yer. Şunu da şöyle kenara çekelim. Benim kameramın arkasında kalsın. Siz görmüyorsunuz. Burası bu kutucuk benim çevirmesini istediğim yere getireceğim yer. Bu da çeviriyi yani yaptığı çeviriyi Türkçe olarak bana yazacağı yer. Tamam mı? Şimdi burayı şöyle koyuyorum. Ve herhangi bir oyun açacağım. Ee, ben ne yapacağım? Önce ben direkt Red Dead Redemption 2'yi açacağım. Ve Red Dead Redemption 2 üstünden size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir diyalog bulalım. Diyalog olan bir yer bulalım. Diyalog olan bir yere gidiyorum. Bakın şimdi bir dakika. Burası benim alanım tamam mı? Şöyle ayarladım. Tabi bunu daha sonra oyununuza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi burada hemen şuna geldim. Search dedim ve search deyince bu alan açıldı. Şöyle göstereyim size şu şekilde. Şöyle bir alanım var. Yani zaten vardı da size göstermek için göster yaptım. Şöyle yaptım. Şunu da şöyle kenarına üstüne koydum. Ve translate'e basıyorum. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bekliyorum. Bakın. şöyle önüne geldim. Bakın. Buralarda ödül avcılar hakkında bir şey duydun mu diyor. Bakın. Bir daha soruyor. Evet sadece merak ediyordum. Bir daha kötü bir şey söyleyeyim. Şey şu çirkin bakayım diyor. Yabancı görgü kulağına pek uymuyorsun diyor. O evet düşündüğümden de kötü diyor. Bir daha. Neydi? Yabancı bak gör kuralına uymuyorsun gibi bir şey söyledi. Bayağı hızlı bu arada. Belki de onu yumruklamak için şekillendirmeliyim. Yani sana yumruk atmalı mıyım gibi bir şey söylüyor aslında. Hadi bayım. Sadece şaka yapıyordum. Git altına saklanacak başka bir şey bul gibi bir şey söyledi. Hızlı okumanız gerekiyor tabi de. Ama çok iyi çalışıyor bu arada. Burada diyaloglar normal ilerlemediği için çok hızlı diyaloglar ilerlediği için böyle görüyorsunuz. Daha yavaş diyalogların olduğu bir yerde çok daha iyi bir şekilde bunu anlayabilirsiniz. Şimdi öyle bir yere de gitmek için şöyle yapalım. Şurada bir yer var. Burayı birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Bak şimdi. Utangaç olma ortak, utangaç olma. Burada yabancı diye bir şey yok. Konuşalım. Biraz da atlama ihtiyacım varmış gibi görünüyorsun. Bu nedir? Bir ikram değil mi? Bu nadir bulunan bir muamele değil mi? Neden bana misafirlerimizin geleceğini söylemedin? Yabancı üçe kendimizi güzel gösterdik. Neden bana misafirlerimizin... Artık mükemmel görünüyor prenses. <laughs> Şimdi mükemmel görünüyorsun prenses. Tamam. Ben misafir değilim bayan. Sadece geçiyordum. İçeri gel biraz dinlen. Aa, saçmalık. İçeri gel biraz dinlen. Şimdi ocakta yemeğimiz var. Biriktirdiğimiz iyi maldan bir şişe var. Ben gidip makyajımı tazeleyeyim. Teklif için minnettarım ama ben yola çıksam iyi olacak. Hadi ama. Sıcak bir yemeği ve iyi bir arkadaşı nasıl geri çevirirsin? Evet, gördüğünüz gibi anında çeviriyor mu? Çeviriyor. Ve oyunda gayet iyi bir şekilde her şeyi anlayabiliyoruz. Ve arkadaşlar, her oyunda ve İngilizce gördüğünüz her şeyde bunu kullanabiliyorsunuz ve çok hızlı çalışıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla artık yaması olmayan oyunları da gayet rahat bir şekilde Türkçe olarak oynayabileceğiz. Şimdi size böyle bir şey anlattığım için ve kullanımını gösterdiğim için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sana sesleniyorum. Twitch'e de gel, Discord'a da gel. Seninle işimiz var.